Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda katı ve sıvı kimyasalların kullanımı sırasında en yaygın yapılan birkaç hatadan bahsedeceğim. Gelin beraber bu hatalar neymiş öğrenelim. Evet, kimyasallarla çalışmadan önce Kimyasalın niteliğine uygun bir kişisel koruyucu donanım olan eldivenimizi giymemiz gerekiyor. Bu çalışmamızda biz nitril eldivenle çalışacağız. Çünkü nitril eldiven laboratuvarlarda özellikle organik solventlere ve tuzlara karşı direnci olan ve kullanabileceğimiz en yaygın kullanılan eldivenlerden biri. Eldivenimizi giyiyoruz arkadaşlar. Kimyasalları eldivenimizi giydikten sonra temas edebiliriz. Eldivensiz hiçbir şekilde kimyasallara temas etmenizi önermiyoruz. Çünkü kimyasal şişelerinin dışında da kontaminantlar, kimyasal kontaminantlar olabilir ve bu sizin cildinize zarar verebilir. Öncelikle sıvı kimyasallarla başlayalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz şişe 1 litrelik bir şişe. Şişenin genel özelliklerinden biraz bahsedelim. Amber renkli bir yapısı var. Yani koyu bir camdan üretilmiş ve kullanıldığı cam borasilikat. Bu iki özellik aslında kimyasalı şu şekilde koruyor. Bir, amber renkli olması güneş ışığından koruyor. Borosilikat yapıda olması da camdan kimyasala geçebilecek herhangi bir sızıntının önüne geçiyor. Çünkü kimyasal direnci yüksek bir cam malzeme borosilikat. Onun için kimyasalınızı hem güneş ışığından hem de camdan geçebilecek kontaminatlardan koruyor. Yapılan en sık hatalardan bir taşıma sırasında gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Şimdi taşıma yapılırken şu şekilde şişeyi tutmak hatalı. Böyle tutup kaldırıp taşımaya çalışırsanız eğer kapak tam bir oturma sağlamadıysa örneğin tam açılmamış bu kapak. Bakın hafif bir dönme işlemiyle beraber düşecek. Bu şişenin düşme sonucunda kırılmasına ve içerisindeki çözeltilerin ortama dağılmasına sebebiyet verir. Bu açıdan kesinlikle kimyasallar taşınırken kabaktan tutarak taşınılmak. Bunun yerine nasıl taşımalıyız? Öncelikle alttan bir elimizle destek vermemiz gerekiyor ve diğer elimizle de kimyasalı kavramamız gerekiyor. Yine kafa kısmından tutmuyoruz arkadaşlar. Boyun kısmından ve daha aşağıki bir kısımdan tutabiliriz. Taşıma sırasında vücudumuza kesinlikle yapıştırmıyoruz veya ağız izamıza getirmiyoruz. Çünkü olabilecek herhangi bir organik solvent sızıntısı buharı solunum yolumuzla bize zarar verebilir. En ideal taşıma şekli vücudumuzdan bir 10-15 cm ileride ve şu hizada göbek hizamızın az bir üstünde taşıma yöntemi. Tabi bu laboratuvar içi kısa taşımalar için önerilen bir yöntem. Örneğin kimyasal saklama dolabından kimyasal aldınız, tezgahınıza götürüyorsunuz. Bu şekilde taşıyabilirsiniz ama laboratuvarlar arası veya katlar arası, bölümler arası bir taşıma işlemi yapacaksanız kesinlikle bir taşıma arabasının içerisinde ve ikincil bir kabın içerisinde olması gerekiyor. Bu ikinci bir kap sızdırmaz bir kap oluyor ve herhangi bir dökülme kırılma esnasında kimyasalın ortama yayılmasını engellemek amacıyla kullanılıyor. Kesinlikle bu şekilde bir taşıma işlemi gerçekleştirmeniz lazım taşıma işlemindeki hatadan sonra en yaygın yapılan hatalardan bir diğeri ise kapağın kullanım şekli. Genellikle kapak ilk açıldığında zemine şu şekilde bırakılıyor. Yani kapağın alt kısmı şişe tarafıyla temas eden kısmı zemine temas ediyor. Bu zemindeki kontaminantların şişenin iç kısmına ulaşmasını ve oradan da sizin kimyasalınızın içerisinde nüfuz etmesine aslında sağlıyor ve böylelikle kimyasalınız kontamine olabiliyor. Bunun yerine şunu yapabilirsiniz. Çıkardıktan sonra kapağı şu şekilde ters koymanız gerekiyor ki herhangi bir iç yüzeyde kontaminasyon olmasın. Böyle koyduktan sonra işiniz bittikten sonra kapağı kapatabilirsiniz. Bir diğer hata özellikle Çözeltilerin aktarılması sırasında kapağın uzun süre açık bırakılması. Siz kapağı açtınız ve zemine bu şekilde koydunuz. Ama daha sonra gidip başka işler yapıyorsunuz. Ama bu sırada birkaç dakika boyunca kapak açık kalıyor. Bu süre zarfında iki tane temel problemle karşılaşırsınız. Biri içeride bulunan organik solventlerin uçarak havaya karışması ve size zarar vermesi. Bir diğeri de havadaki partiküllerin şişenin içerisinde nüfuz ederek sizin çözeltinizi kontamine etmesi. Bu ikisi de istenmeyen durum arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Biz uygun bir kaba aldıktan sonra hızlı bir şekilde kapağını ağzını kapatıp Kimyasalı ilgili lokasyonuna kaldırıyoruz. Sizlerin de eklemek istediği yorumlar varsa yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir diğer kimyasal şekli ise katı kimyasallar. Genellikle işte tuz çözeltileri vesaire hazırlarken ya da işte bir ortam hazırlarken kullandığımız katı kimyasallar. Katı kimyasallarda da yine aslında aşağı yukarı sıvı kimyasallarla aynı özellikleri arıyoruz kullanırken ve aynı hataları yapıyoruz. Yine kapağın zemine ters konulması ya da kapağın uzun süre açık kalması gibi hataları ortak şekilde sayabiliriz. En yaygın yapılan hatalardan biri aslında şu ve çözeltilerimizi daha doğrusu kimyasallarımızı kontamine eden en yaygın hatalardan biri. Özellikle bir tartım işlemi yapılırken spatülümüzü direkt ana kabın içerisine daldırıp buradan bir tartım işlemi almamız. Bu bizim ana kimyasalımızı kontamine eder. Diyelim ki sizin tartım kabınızda daha doğrusu spatülünüzde herhangi bir kontaminasyon var. O zaman bu kontaminasyonu siz ana kimyasalınızın içerisine nüfus ettirmiş olursunuz. Peki bunu nasıl önleyeceğiz? Burada yapılması gereken aslında temel şey şu. Örneğin ben 10 gram bir madde alacağım. O zaman yaklaşık göz kararı 10 gram maddeyi ikincil bir kaba alıyorum. Ve tartım işlemimi artık bu kabın içerisinden yapmam gerekiyor. Bu kabın içerisinden yeterli tartımı aldıktan sonra bir miktar kaldı diyelim. Bu kalan miktarı tekrardan ana kabın içerisine dökmüyorum arkadaşlar. Onu yine tehlikeli hata gönderip bir tarafa gitmesini sağlıyorum. Çünkü artık benim için buradaki kimyasal da kontamine bir kimyasal niteliğindedir. Bu nedenle kesinlikle ana kabın içerisine bunu tekrardan dökmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer hata ise yine aslında solventlerde de söylediğimiz kapağın uzun süre açık kalması. Burada yine havadaki kontaminantlar bizim kimyasalımızın içerisine girip nüfus edip bizim kimyasalımızın saflığını değiştirebilir. Bir diğer neden problem ise özellikle havanın nemi bizim kimyasalımızın nem kapmasına ve saflığının değişmesine eseğinin SA yani miktarının değişmesine sebebiyet verir. Bu da hatalı tartımlara yol açar. Sonuç olarak biz analitik bir hata yapmış oluruz ve analizlerimizin sonuçlarına olumsuz yönde etki eder. Katı kimyasalların kullanımında yaygın olarak bu hataları sayabiliriz. Bir diğer hata hem sıvı kimyasallarda hem katı kimyasallarda söyleyebiliriz aslında. Uygun saklama koşullarında saklanmaması, İşte bir buzdolabında saklanması gerekiyorsa orada saklamamız gerekiyor. Eksi 20 olabilir bu, e, artı 4 olabilir, eksi 86 olabilir. Desikatörde saklamamız gerekiyorsa desikatöre koymamız lazım. Ya da karanlıkta, ışıksız bir ortamda saklamamız gerekiyorsa ışıksız bir ortamda saklamamız gerekiyor. Yani saklama koşullarına riayet etme. Bu da yine yapılan. Yani yaygın hatalardan biri. Genel olarak hataları böyle sayabiliriz. Sizlerin de eklemek istediği hatalar varsa, sizin de laboratuvarda gördüğünüz yaygın hatalar varsa yorumlarda katkıda bulunabilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.